İnternetten silah satışı, yurt dışında boşanma, asgari ücrete destek ve diğerleri. Hükümet çok sayıda bakanlığın alanına giren düzenlemelerle ilgili yasa teklifinde sona yaklaştı. Teklifte yer alan en dikkat çekici düzenlemelerin başında kamuoyunda çok eleştiri alan internetten silah satışının yasaklanması geliyor. Pompalı tüfek gibi yivsiz silahlarla av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin internet üzerinde satışı yapılamayacak hiçbir şekilde reklam ve tanıtıma izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek. Teklifle yurt dışında boşanma kolaylaşıyor. Yurt dışında gerçekleştirilen boşanma işlemlerinin Türkiye'de tescili için taraflardan birinin nüfus müdürlüklerine başvurması yeterli olacak. Yurt dışında yaşayıp da Türkiye'den emekli olanlar yurt dışında ikinci bir işe girerlerse emeklilik aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenleme ile yurt dışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşları kesilmeyecek. Yurt dışında yaşayan Türklerin bireysel emeklilik sisteminden yararlanmaları da kolaylaştırılıyor. Bu kişiler Türk lirasıyla değil, direkt döviz ödeyerek sistemden faydalanabilecek. Maden ocaklarında mücbir sebep sayılan heyelan, çökme, sel, grizu patlaması ve yangın gibi olaylara grev ve lokavt da ekleniyor. Bu sebeplerden biri olduğunda işletmecinin devlete olan borçlarının ertelenmesine olanak sağlanacak. 2020'de asgari ücretli işletmeler için getirilen 75 liralık destek de yasa metninde yer alacak. Tüm turizm belgeleri Turizm Bakanlığı tarafından verilecek. Belediyeler ve özel idareler devre dışı kalacak. Tesislerin denetim ve kontrolleri de bakanlık tarafından yapılacak.